Selamlar, ben Kaan, profesyonel illüstratörüm. Size Hayalet adlı bu programda sizden gelen ve benim seçtiğim bazı şarkıların bende oluşturduğu fikirleri resmetmeye çalışacağım. Bu bölümde de Zeynep Bast'ın yeni şarkısı, söz ve müziği Sezen Aksu'ya ait olan Uslanmıyor Bu adlı şarkının bendeki yansımasını resmedeceğim. Hadi başlayalım. Aşağı yukarı bu işler nasıl yapılıyor, nasıl aşamalardan geçiyor, biraz onları da görüyor olacaksınız. Belki yaratmanızda ya da yardımcı olacak bazı fikirler edinebilirsiniz. Şimdi ufaktan bir eskiz yapmaya başlayalım. Bakalım neler çıkacak. Kullandığım aletler gelenekselden farklı şeyler. Tablet kullanıyorum. İsmi iPad Pro'nun 12.9'luk modelini kullanıyorum. Ve Procreate diye bir uygulama var. Çizdiğim program da bu. Bir de tabii Apple Pencil'ı var. Bunun kendi çizim kalemi. Bunlar dışında özel başka kullandığım bir ekipman yok. Çok forma, çok böyle düzgün olmasına vesaire detaylara takılmadan aklıma ilk gelen kompozisyonu kabaca bir kanvasıma yani tabloma oturtmaya çalışıyorum. Şarkıyı da dinlediğinizde anlayacaksınızdır. Bu aslında böyle şey gibi. Bir aşk şarkısı işte, yani hayırsız bir adam var. Birbirini sevmiş, bir şeyler hep başımıza gelen konular. Ama ben buna işi biraz da tabii ilginçleştirmek amacıyla daha masalsı bir şekilde yaklaşacağım. Yani oradaki kadını çok farklı resmedeceğim. Aşkı biraz daha farklı bir dilde anlatmaya çalışacağım. Bakalım neler olacak. Deniz kızı görünümlü bir kadın var burada. Hayırsız sevgilisiyle olan resmine bakan. Ama çok da mutsuz gibi görünmüyor. Yani böyle bir özlemiş sanki. Ben çizerken balıkları, bir küçük bir şehir, işte bir ay falan gibi şeyleri kullanmayı seviyorum. Onları da ekleyince aşağı yukarı böyle yine o bahsettiğim masalsı havaya bürünüyor. Yani dümdüz bir aşk hikayesi ya da birbirine sarılan iki insan modundan çıkarıyor. Eskizi de biraz detaylandırdıktan sonra dijital olarak çinileme işine geçiyorum. Yani ne yapıyorum? Bütün çalışmanın kontürlerini atacağım. Daha sonra işte renk, gölge, ışık vesaire şeklinde ilerleyecek. Diğer adıyla işi temize geçiriyorum. Başlayalım bakalım. Size biraz bu işe nasıl başladığımdan bahsedeyim. Aslında çok komik bir başlangıcım var. Tamamen rastlantısal bir şey. Bir nevi baba mesleğim bu. Ama ben müzikle ilgileniyordum ve hiç şey yoktu aklımda, yani çizer olmak falan yoktu. Böyle küçükten beri tamam çizdim ettim de hobi gibiydi. Hobi bile değildi belki, yani o kadar şeydim. Sonra bir gün sıkıldım ve böyle dedim ki ya ufak tefek karaladığım şeyler vardı. Bu çizdiğim şeyleri bir göndereyim dedim sağa sola. Yani utanacak bir şeyim yok sonuçta, yani belki birileri beğenir, bir yerlerde yayınlanır diye bir tane bloğa mail attım ben bunu. Sağ olsunlar beni kırmadılar. Aa güzelmiş falan deyip çizimlerimi yayınladılar. Yayınlanmasından 20 dakika sonra ilk işimi aldım. Böyle biraz bodozlama, biraz hızlı bir giriş oldu. Çok hızlı bir şekilde işte artık böyle hemen piyasaya iş yapmaya başladım falan filan. Hiç beklemediğim bir şey oldu ve işte artık bu yıllardır bir şeyler çiziyorum, bir şeyler yapıyorum. Hiç böyle planımda böyle bir şey yoktu. Gerçi genel olarak planladığım şeyleri çok yapabilen bir insan değilim. O yüzden plansızlık artık daha hoşuma gidiyor. Saç çizmek çok eğlenceli bir şey. Ama hep çok uzun saçlı insanlar çizince bir yerden sonra biraz da sıkabiliyor insanı. Yani çok çizgi var. Ama tabii şu an sıkılmadım. Şu an gayet eğleniyorum. Zaten yani eğer bu işte eğlenmiyorsanız yaptığınız her şey bir işkenceye dönüş. Herhalde bilmiyorum, her işte öyledir belki ama özellikle bu kadar emek gerektiren daha sanatsal işlerde ciddi bir sevgi olması lazım ki bu işi işte aşkla hakkını vererek yapabilesin. Başka türlü biraz zor gibi. Ama sen onu gel anlat kalbe. Yürüyor önümde büyük harbe. Darbe üstüne darbe. Uslanmıyor bu. Ama sen onu gel anlat.
Bu arada çizgimden de anlayabileceğiniz üzere çok düz çizgiler çizebilen, çok smooth çizgiler çizebilen bir insan değilim. Niye? Çünkü ellerim titriyor. Ama ben ne yaptım? Krizi fırsata çevirip bunu çizgime yansıttım. Bu da aslında benim çizim karakterimi, çizim tarzımı belirleyen şeylerden biri oldu. Ve sonra da aslında hoşuma gitti. Bunu söylememin sebebi yaptıklarınız kadar yapamadığınız şeyler de aslında siz bir şekilde çiziminizi ya da yaptığınız müziği, oynadığınız oyunu belli eden şeyler. Önemli olan bunları iyi şekilde kullanabilmek bence. Şimdi buraya hayırsız sevgilimizin fotoğrafını koyalım. Kapıdan çiçek uydurmaya bayılıyorum ya. Yani bunu böyle çiçekler var mı hiç bilmiyorum ama hep aynısını yapıyorum. O yüzden bu ne biçim çiçek ya demeyin. O benim yaptığım çiçek. Bundan sonra en sevdiğim kısım geliyor, renklendirme kısmı. Çünkü genelde çinleme işin en çok vakit alan kısmı olduğu için bazen şey yapabiliyor insan ama renklendirmesi çok eğlenceli. Çünkü oldukça özgür olduğun ve böyle istediğin her şeyi yapabildiğin bir durum. Başlayalım renklendirmeye. Şimdi burada aslında bir deniz kızımız var. Ben deniz çizmeyeceğim için deniz kızını biraz böyle denizin renklerine yakın. İşte turkuaz, mavi, yine vazgeçilmezim hafif sarımtırak renkler. Öyle bir şeyler yapmayı planlıyorum. Bakalım nasıl olacak. Bu arada merak edenleriniz olacaktır mutlaka. Bu kullandığım şeyin nasıl çalıştığı ile ilgili, nasıl bir sistem olduğu ile ilgili birkaç detay vereyim. Aslında kabaca dijital kağıt kalem gibi düşünebilirsiniz. Yani nasıl kağıtta bir kurşun kalemle bir şey çizerken çok bastırdığınızda böyle koyu bir çizgi elde edersiniz ve az bastırırsanız işte daha yumuşak çizgiler elde edersiniz. Yine aynı mantıkta. Yani bu kalemle de burada çizerken işte basınca duyarlı bir sistem olduğu için sizin uyguladığınız baskıya göre tepki veriyor. Taşırmama, işte ay buraya kaçtı, dur buraya başka boya geldi falan tamamen göz ardı edip bayağı çok şey rahatça bir boyama yapıyorum. Daha sonra gerek duyarsam etrafını silip renkleri nispeten temize çekiyorum. Bu beni daha özgür hissettiriyor. Ama bu tabii gerçek kağıt olsaydı bu kadar özgür olabilir miydik bilmiyorum. bu da dijitalin işte size sunduğu bir takım özgürlükler. İşte boya parası vermiyorsunuz, kağıt parası vermiyorsunuz, kalem parası vermiyorsunuz gibi. Bunu profesyonel olarak kullanan herkes bilir ama bilmeyenler için ben söyleyeyim. Buradan baskı işine gönderebileceğiniz boyutlarda işler çalışabiliyorsunuz. Yani bu şey gibi algılanmasın, hani bir hobi aleti, hobi enstrümanı gibi değil. Yani bayağı profesyonel insanların buradan falanca müşteriye ya da filanca iş yapıp direkt baskı dosyasını alıp istediğiniz şekilde export alıp gönderebiliyorsunuz. Yani bayağı ciddi bir desteği var bu konuda. Hem programın hem iPad Pro'nun. Yani bu işe yeni başlayacaklar ya da başlamayı düşünenler için şunu söyleyebilirim. Buna başlamak için ihtiyacınız olan tek şey, bana kızacaksınız belki ama, sadece bir kağıt ve bir kalem. Yani bunu niye böyle söylüyorum? Kendinize bahane üretmeyin. Yani işte tabletim yok, bilgisayarım yok ya da işte şu nasıl yaparım, bunu nasıl ederim dense oturup bir an önce çizmeye başlamanız en güzeli. İleride ihtiyaç duyarsanız tablet alırsınız, iPad Pro alırsınız. Bu sizin tamamen nereye yönlendiğinizle ilgili bir şey. Ama önemli olan burada başlamak. Tabii bu işi öğrenmenin farklı yolları var. Yani toplayacak olursak bir, ya bu işin okuluna yazılırsın, gidersin üniversitede işte güzel sanatlar okursun ya da işte heykel ya da ne fark eder işte, yani sanatın herhangi bir dalı. Bir bu yol var, bir de nispeten daha zor kendi başına öğrenme var ki ben alaylıyım, yani bu işin okulunu okumadım. Ben bunu şeye benzetiyorum, yani bir oğlana bir kıza aşık olduğunuzda hiç böyle onun için yaptığınız
şeyler abi ne kadar büyük şeyler yaparsınız ama hiç gözünüzde büyük gibi gelmez, hiç zahmet gibi gelmez. Ne bileyim yani çok emek verirsiniz ve hiç gözünüze batmaz bu. Bu da öyle bir şey yani. Bunu da severseniz çok fazla çalışıp işte birileri dışarıda eğleniyorken siz evde çizersiniz, tatile gidemezsiniz ya da tatile gidersiniz orada da çizersiniz gibi. Tamamen sevmekle ilgili yani tamamen sevip bu işe vakit ayırdığınız zaman yapılmayacak bir şey değil. Yani işte senin yeteneğin var, benim yok işte bir çöp adam bile çizemiyorum kısmına lütfen atlayalım. Yani yetenek zaten bir yere kadar insan idare edebilen bir şey. Bu arada bu çalışmalara başlarken bazen tamamen renkler kafamda oturmuş, her şey böyle gözümün önünde parlak bir şekilde duruyor da olabiliyor. Bazen tamamen o an bir şeyleri boyamaya başlıyorum. Bazen de öyle doğaçlama çıkıyor. Bugün de öyle olacak biraz. Aslında planlamayı sevmiyorum. Yani çünkü ne bileyim doğaçlama daha lezzetli bir şey. Yani biraz sürprizli olması hoşuma gidiyor açıkçası. Çalışmanın aşağı yukarı renkleri belli olduğu gibi ufak tefek oynamalar olacaktır illaki ama şu an için kafamdakiler böyle. Renkleri verdim, geçitlerini yaptım, etraflarını temizledim falan. Şimdi de gölge ve ışık kısmına geçiyoruz. Bu da yine en sevdiğim kısımlardan biri. Burada artık iyice çalışma derinliğini kazanıyor. İşte nereden ışık alacak, ışıkların renkleriyle oynuyorum falan. Burası da bayağı eğlenceli bir kısım. Evet, aşağı yukarı çalışmamızı tamamladık. Şu arka plana ufak bir renk veriyorum ve artık bitiriyoruz. Bakın masalsı aşk hikayemizi hallettik gibi. Evet, bu çalışmanın da sonuna geldik. Bu şarkının bende uyandırdığı hisleri resmetmeye çalıştım sizlere. Umarım beğenirsiniz. Önümüzdeki bölümlerde çizmem için bana yardımcı olmanızı isterim. Lütfen yorumlara istediğiniz şarkıları yazmayı unutmayın. Kanala da abone olmayı unutmayın. Önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere. Gel anlat kalbe.